Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı, okulların uzaktan eğitime geçtiği, içinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde ve maalesef çok üzücü dönemde istatistik ve matematik becerilerimizi kullanarak yaşadığımız yerdeki günlük yeni COVID-19 vakalarını nasıl tahmin edebileceğimiz üzerine biraz kafa yormaya ne dersiniz? Evet biliyorum biraz üzücü bir konu üzerinden bunu yapıyoruz ama biliyorsunuz böyle dönemlerde de en çok ihtiyacımız olan şey gerçek bilimsel veriler ve şimdi biz bu örnek üzerinden nasıl bilimsel verilere e, ulaşabiliriz nasıl tahmin yapabiliriz ona bakalım. Söyleyeceklerim Thomas Pueyo'nun çalışmalarına dayanıyor arkadaşlar. Bir bilim insanı olan Thomas Pueyo'nun çalışmalarına dayanıyor. Medium isimli yabancı bir platformda son derece etkileyici bir makale yayınlamış kendisi. Eğer merak ediyorsanız ekranda linki görüyor olmalısınız analizlerini de bu adreste bulabileceğiniz veriye dayanarak yapmış. Belki de bu noktada ben yaşadığım yerdeki yeni Covid vakalarının kaç tane olduğunu biliyorum. İnternetten ve televizyondan zaten takip ediyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu sayılar çoğu zaman raporlanan vaka sayısıdır arkadaşlar ve koronavirüs testi yaptıran ya da test yapılan insanlara dair sonuçlardır. Bunlara ek olarak şu anda hastalığın belirtilerini göstermeyen ya da gösterdiği belirtiler test yaptıracak kadar ciddileşmemiş vakalar da olabilir. Bu da gerçek vaka sayısının onaylanmış vaka sayısından daha fazla olduğu anlamına maalesef gelir. Bunu grafik üzerinde de görebilirsiniz. Thomas Pueyo'nun hazırladığı grafiklerden birine bakıyoruz. İlginizi çekiyorsa bu grafiği az önce verdiğim linkte bulabilirsiniz. Bu videoda anlatacağım şeyler linkini paylaştığım verilere ve analizlere dayanıyor. Ben bu konuda uzman değilim. Sadece işin matematiğini yapacağım arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Grafikte Çin'in Hubei bölgesinde yani Wuhan'ın bulunduğu yerde yaşananları görüyorsunuz. İlgi çekici birkaç nokta var. Dikey eksende vaka sayısı, yatay eksende ise günler yer alıyor. Mesela 23 ocağa bakalım. Bakalım mı? Evet. Sarı çubuk bize o gün onaylanan yeni vaka sayısını gösteriyor. Bunlar test yapılan ve test sonuçları pozitif çıkan insanlar. O gün yani 23 Ocak'ta bu sayı 300'müş. Gri çabuk ise o gün onaylanan gerçek vaka sayısını veriyor ve bu da 2500. Az önceki sayının neredeyse 8 katı görüyorsunuz. Herkese test yapmadan gerçek vaka sayısı nasıl bilinebilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz. İkinci sayıyı şu şekilde elde etmişler arkadaşlar. Birinin test sonucu pozitif çıkınca ona belirtileri ne zaman göstermeye başladığını sormuşlar. Belirtiler 10 gün önce ortaya çıktı dendiğinde ya da o kişi böyle dediğinde 10 gün öncesine yani 13 Ocağı yeni ve gerçek bir vaka olarak kaydetmişler. Başka bir deyişle Çinli uzmanlar gri çubukları geriye doğru bakarak yani insanların belirtileri ilk gösterdikleri güne göre oluşturmuşlar. Evet. Az önce de söylediğim gibi burada çok ilgi çekici veriler var. Mesela Wuhan'ın 23 Ocak'ta sınırlarını kapadığını, yani insanların şehre giriş çıkışlarının durdurulduğunu biliyoruz. İsterseniz bu olayın öncesi ve sonrasını ayırmak için şuraya bir çizgi çizelim. Çinli karar vericiler şehirdeki onaylanan vaka sayısına bakarak gerçek vaka sayısının da daha fazla olduğunu bilerek Hastalığın yayılmasını azaltmak amacıyla şehri kapatıyorlar. Bu kararın alınmasını takip eden birkaç günün sonunda geriye doğru bakarak elde ettikleri gerçek vaka sayısının önce sabitlendiğini, sonra da azalmaya başladığını görüyoruz. Bu rakamlar düşmeye başlamış olsa da onaylanmış yeni vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bunun nedeni ise verinin gecikmesi ya da geç geliyor olması. Yani insanların virüsün belirtileri ortaya çıktıktan sonra testi yaptırdıkları güne kadar geçen arada kalan birkaç günlük süre. İşte bu süre. Onun için bu geriden takip etme durumunu burada da görebiliriz. Grafiğe bakarak durum o kadar da kötü değilmiş. Neticede bu anda olan biten her şeye rağmen durum en sonunda düzelmiş diye düşünüyor olabilirsiniz. Olayın bu şekilde ilerlemesi Wuhan şehrinin karantinaya alınması yani dışarıyla ilişkisinin tamamen kesilmesinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için eğer şehrin sınırlarını kapamasalardı bu grafikte üstel büyümenin arttığını görebilirdik. Bu arada bunun toplam vaka sayısı olmadığını da hatırlatmak istiyorum. Bu grafikte gördükleriniz günlük yeni vaka sayısı. Belirli bir gündeki toplam vaka sayısını merak ediyorsanız gerçek ya da onaylanan vakalar için gri e, ya da sarı çubukları toplamanız gerekir ve e, bunu toplamanız da yeterli olacaktır. 22 Ocak itibariyle eğer gri çubukları toplarsanız yaklaşık olarak 12.000 vaka elde ediyoruz. Sarıları toplayınca arkadaşlar yaklaşık olarak 444 vakaya ulaşıyoruz. Yani resmi açıklanan 444 ancak... Gerçek vaka sayısı olarak baktığımızda 12.444 12.000 unutmayın. Kısacası şehir henüz karantinaya alınmadan bile ki bu noktada Çinlilerin testleri de aksatmadan ve düzgün bir şekilde yaptıklarını eklemek lazım. Gerçek vaka sayısının onaylanan vaka sayısından çok ama çok fazla olduğunu görüyoruz. Kaç kat olduğunu gördük? 444 12.000. Şehir kapatılmadan önceki dönem için alacağınız yeni ve günlük onaylanan vaka sayısının yeni ve gerçek vaka sayısına oranı gözünüze çok büyük görünebilir. Ama şu an dünyanın herhangi bir yerinde aynı oranın bundan da daha büyük olacağını tahmin etmek zor değil maalesef. Bunun sebebi ise çoğu ülkede Çin'de yapılan kadar çok test yapılmamış ve sıkı karantina önlemleri uygulanmamış olmasıdır. Örnek vermemi isterseniz, burada yine Thomas Pueyo tarafından analiz edilmiş verilere bakıyoruz. Bu tablo 3 Mart itibariyle yapılan toplam test sayısını ve her 1 milyon vatandaş için yapılan test sayısını veriyor. Bu tabloya göre Khan Akademinin merkez ofisinin de yer aldığı Amerika Birleşik Devletleri'nin pek de başarılı olmadığını söyleyebilirim. Türkiye ile ilgili verilerse bu tabloda güncel değil. Bunun için Amerika örneği üzerinden ilerlemek bize daha iyi bir fikir verebilir. Amerika gibi test kullanımının daha yeni yeni hızlandığı ülkelerde raporlanan vaka sayısına baktığımızda gerçek vaka sayısı hakkında düşük tahminler elde etmemize yol açıyor olabilir. Peki bu durumda başladığımız yere geri dönecek olursak yaşadığımız yerdeki gerçek vaka sayısını nasıl bilebiliriz ya da tahmin edebiliriz? Ne yazık ki bu sefer daha korkunç verilere bakmamız gerekecek. Bu tahmini yapabilmek için ölüm sayısına, ölüm oranlarına enfekte olmaktan ölüme kadar geçen süreye ve virüsün gerçek yayılma hızına bakacağız. Ölüm oranı için işin matematiğini kolaylaştırmak adına yüzde bir öngörüsünü kullanacağım arkadaşlar. Ki aslında bu daha çok. Raporlanan ölüm oranlarına bakarsak mesela Güney Kore'de tamam çok düşük yüzde 0,6 ama İran'da mesela oldukça yüksek yüzde 5. Ölüm oranlarının hastane ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı yerlerde daha yüksek görüldüğünü de belirtmek lazım. Diğer yandan 0,6 gibi çok düşük yüzdeler hastalık yüzünden gerçekleşen tüm ölüm sayılarının hesaba katılmamasından kaynaklı da olabilir. Her neyse ortalama olarak yüzde birlik bir ölüm oranı olduğunu varsayalım. Daha yüksek ama hadi öyle varsayalım. Buna ek olarak enfekte olmaktan ölüme kadar geçen süre, Buradaki vakaların yüzde biri yani birinin gerçekten de bu hastalık yüzünden öldüğü vakalar için düşünecek olursak burada gördüğünüz veriyi kullanabiliriz. Bu tablolarda Thomas'ın çalışmasından alıntıdır ve verilen link üzerinden ulaşılabilir. Şimdi arkadaşlar bu kuluçka süresi. Başka bir deyişle enfeksiyonun vücuda girişinden belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen süre. Burada yaklaşık olarak 5 günlük bir kuluçka süresi verilmiş. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra vakaların ölümle sonuçlanan yüzde 1'i ya da gerçek yüzdesi için ölüme kadar geçen süre hakkında burada bazı değişken rakamlar var. Yine hesaplamaların kolaylaşması adına bu sürenin de 15 gün olduğunu kabul edebiliriz. Kısa bir tekrar olsun. Enfeksiyon kapmaktan belirtilerin ortaya çıkmasına kadar 5, belirtilerin ortaya çıkmasından ölüme kadar da 15 gün geçiyor. Bu da enfeksiyondan ölüme kadar yaklaşık olarak 20 gün geçtiği anlamına geliyor. En azından elimizdeki verilerle şu anda e, bu e, şekilde durumu varsayıyoruz. Bu arada vakaların %1'i için konuşuyoruz ve bu %1'in de kesin bir sayı değil bir tahmin olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Hemen 20 günü de not edelim. Kullanacağım bir başka tahmini değer, iki katına çıkması için geçen gün sayısı. Başka bir deyişle enfeksiyonun, nüfusu etkilediği oranın iki katına çıkması için geçen süre. Bu süre nüfusun o noktada ne yaptığıyla günlük yaşantısına devam edip etmediğiyle ne kadar yoğun bir nüfustan bahsettiğimizle ve bu nüfusun birbiriyle nasıl bir etkileşim içinde olduğuyla küçük şehir, büyük şehir ve sosyalleşme oranları ile çok ama çok yakından ilgili bir değer olacak. Elimizdeki veride yine bazı yaklaşık değerler var elde ettikleri yerlerde, elde edildikleri daha doğrusu yerlerde oldukça farklı bu değerlerin. İki katına çıkma kolonundaki değer ne kadar düşükse virüsün yayılmasının o kadar hızlı olduğu anlamına geliyor. Yani virüsün etkilediği insan sayısı 1.2 günde 2'ye katlıyor. Eğer bu noktada yapılması gereken her şeyi yapıp gerekli önlemler alınıyorsa eğer iki katına çıkma değeri de bir o kadar yüksek olacaktır. Yani daha fazla gün gerekecektir. Dolayısıyla yavaşlayacaktır hızı. Bu noktada temkinli olduğumuzu varsayarak buradaki tahminler arasından biraz daha yüksek olan bir değeri seçebiliriz. Evet, o halde iki katına çıkma oranının da 5 gün olduğunu varsayalım. Thomas'ın kullandığından biraz daha farklı rakamlar kullanacağım ben. Siz de kendi yaşadığınız yer için seçeceğiniz farklı tahmini değerlerle benzer analizler yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, az önce de söylediğim gibi ben iki katına çıkma oranının 5 gün olduğunu varsayacağım. Bu özellikle de Çin'de, Güney Kore'de ya da Japonya'da alınan önlemlerin hemen hemen hiçbirini almayan yerler için çok çok iyimser bir tahmin olabilir. Çok önlem alındığı takdirde bu tahmin ancak doğru çıkar. Şimdi de bu tahmini değerleri kullanarak yaşadığımız yerde neler olup bittiğine dair bazı çıkarımlarda nasıl bulunabiliriz bunu size anlatmaya çalışacağım bugünün Türkiye'de 17 Mart 2020 tarihinde yaşandığı gibi bulunduğumuz bölge ya da şehirde virüs sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiği bir tane ölüm olduğu o talihsiz gün olduğunu düşünelim. Çok acı bir gün e, ama birçok ülke maalesef bunu yaşadı. Biz de yaşadık arkadaşlar. Buradaki varsayımlara göre enfeksiyondan ölüme kadar geçen yaklaşık süre 20 gündü değil mi? Bu da ölen kişinin hastalığı yaklaşık olarak 20 gün kadar önce kaptığı anlamına gelir zaman çizelgemizi de böylece tamamlayalım. Bu 20 gün önce ise bu 10 gün önce olur. Burası 15 ve burası da 5 gün önce. Bu kişinin bugün virüsü kapan tek kişi olması son derece olası bir durumdur. Bası geçen kişine yazık ki hastalanıyor ve 20 gün sonra da hayatını kaybediyor. Ancak elimizdeki ölüm oranı varsayımının doğru olduğunu eğer bu ölüm oranı varsayımının doğru olduğunu kabul edersek o gün ölen kişiyle birlikte toplam 100 kişinin enfekte olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Ölen kişi bu 100 kişiden biri arkadaşlar. Böylece ölümden 20 gün önce gerçek enfeksiyon sayısının sadece 1 değil 100 olduğunu söyleyebiliriz. Kafanız karıştıysa bu söylediğim ölüm oranının %1 olmasına dayalı bir tespit. Ölüm oranının %0,5 olduğunu kabul etseydik o gün enfekte olanların 200 kişi olduğunu kabul etmemiz gerekirdi. Bugün ölen kişi 200 kişinin %0,5'idir. Öyle değil mi? Ölüm oranı eğer %5 olsaydı ne yazık ki bazı yerlerde karşımıza çıkan çok trajik bir oran. O gün enfekte olanların sayısı 20 olurdu bir yandan bazı bölgelerde sadece 1 ya da 2 3 ölüm olması yani verinin yetersiz olması işin tahmin kısmını biraz zorlaştırıyor. Diğer yandan ise üzücü bir şekilde bazı yerlerdeki ölüm oranları bunun çok üzerinde olduğu için geriye dönük tahminler biraz daha mantıklı ve gerçekçi sonuçlar veriyor. Peki nüfustaki enfeksiyon oranı her 5 günde bir 2 katına çıkıyorsa ne olur? 5 gün sonra yaşadığınız yerde 200 vaka olur. Bu arada bunlar yeni vakalar değil. Bu buradaki 100 kişinin sebep olduğu kümülatif toplam vaka sayısı. Bir de bunun yine iyimser bir tahmin olduğunu, yani bu bölgede 20 gün önce enfekte olan 100 kişiden başka hiç kimseye hastalığın bulaşmadığını, bölgeye giren ve çıkan hastalığa yakalanmış kimse olmadığını varsaydığımızı buraya eklemek istiyorum arkadaşlar. Bunu düşünüyorsunuz değil mi? Tabii bir de Bundan önce enfekte olan başka vakalar olabilir. O da bu varsayımda yok. Neyse biz bu 100 kişiden başka enfekte olan kimse olmadığını ve sayının 5 gün sonra 2 katına çıkacağını kabul ediyoruz tamam mı? 5 gün sonra yine 2 katına çıkacak ve vaka sayısı 400 olacak. Bir 5 gün daha geçince ise 800 vaka. Ekrana bile sığdıramadım ama buraya not ediyorum 800. Bu da bugün sadece buradaki bir ölüme bağlı olarak yaşadığımız yerdeki toplam vaka sayısının yaklaşık olarak 1600 olduğu anlamına gelir. Bu noktada bunun aslında ne kadar ciddi bir durum olduğu ile ilgili sizi bir kez daha uyarmak istiyorum. Elimizdeki verilerin gerçekten ne kadar uzak olabileceğini görüyoruz. Özellikle de test yapılmasına daha yeni başlanan yerlerde. Kaan Akademinin merkezinin bulunduğu Kaliforniya'nın Santa Clara bölgesinde dün ne yazık ki ikinci ölüm gerçekleşti. İlk ölüm ise bundan 5 gün önceydi raporlanan vaka sayısı 100'den az ama bu analize dayanarak gerçek vaka sayısının bunun 10 katından fazla hatta çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz maalesef. 1000, 2000 hatta 3000 bile olabilir. Çinlilerin yaptığı geriye dönük analizleri yapmadan da gerçekte neler olup bittiğini anlamamız mümkün değil. Çindeki veri tüm dünya için çok değerli. Ne yazık ki durum oldukça ciddi. Ölüm oranı, hastanelerin vakaları ne kadar iyi bir biçimde ele alabileceğine dayalı olarak değişebilir. Hepimiz sosyal mesafelendirmemizi yapar, mecbur kalmadıkça evimizden çıkmaz ve gereken önlemleri alırsak virüsün yayılması azalacak ve hastanelere de çok yüklenmemiş olacağız. Bu sayede ölüm oranını da bu videoda kabul ettiğimiz oran kadar düşük tutabilir ve umuyorum ki bundan daha da düşük olmasına katkı sağlayabiliriz. Evet, bütün bunları anlattıktan sonra videoyu herkese sağlıklı günler dileyerek bitirmek istiyorum. Hepimizi virüsten uzak günlerin beklediği umuduyla bitiriyorum. Sağlıklı günler arkadaşlar.